Evet sevgili arkadaşlar, bir önceki dersimizde nerede kalmıştık? En son 23. sorumuzu çözmüştük. Şimdi konu anlatımına devam ediyoruz. 24. sorumuzda ne varmış bakalım. Bir depo A ve B kovalarıyla doldurulacaktır. A ve B kovalarıyla ilgili aşağıdakiler bilinmektedir. A kovasının hacmi B kovasının hacminden 4 litre fazladır. Şöyle yazabiliriz. A kovası B kovası. B'ye x dersek A kovası x artı 4 litre olacak. Depo sadece A kovasıyla 20 seferde, sadece B kovasıyla 30 seferde tam olarak dolmaktadır. Burada deponun hacmini bulabiliriz. A kovasıyla 20 seferde oluyorsa deponun hacmi 20 çarpı x artı 4 olacaktır. B kovasıyla 30 seferde tam doluyorsa o zaman deponun hacmi 30 çarpı x olacaktır. İşte buradan x'e ulaşalım arkadaşlar. X'imiz 8'miş. Bu 8, 8 litredir. 8 artı 4'ten 12 litredir. A kovası 12 litreymiş. B kovası da 8 litreymiş. Tam dolu A ve B kovalarıyla 22 seferde tam olarak doldurulan bu deponun dolumunda A kovası kaç sefer kullanılmıştır? O zaman şöyle diyelim. A kovası K sefer kullanılsın. O zaman B kovasını 22 eksi K sefer kullanacağız. O zaman arkadaşlarım A kovasıyla kaç litre dolmuş olur? 12 çarpı K. B kovasıyla da 8 çarpı 22 eksi K. Neye eşitmiş bu? 22 seferde doluyorsa deponun hacmini. Tabii biz deponun hacmini bulmadık şu an. Sadece x'i 8 bulduk. Deponun hacmi 30 çarpı x ya da burası. Deponun hacmini bulalım. 30 çarpı 8'den 240'ı verir. 240'a eşitleyelim. Bakın 12K'dan 8K çıkardık. 4K. 8 kere 2 16, 176. 4K buradan 176 çıkardığımızda 6, evet. 64 oldu. Yani 64 bölü 4'ten 16'yı verdi. A kovası kaç sefer kullanılmış arkadaşlar? 16 sefer kullanılmış. Ne yaptık? Önce x'i bulduk. Yani B kovasının hacmini. Daha sonra 4 ekleyerek A kovasının hacmini bulduk. Önce tabii deponun hacmini bulmamız lazımdı. Bunu işlerken yani çözerken bulduk arkadaşlar. 30 çarpı 8'den 240 deponun hacmini bulduk. Sonra dedim ki A kovası kaç sefer kullanılmıştır deyince A'ya K sefer dedim. Toplam 22 sefer kullanıldığı için B'ye de 22 eksi K sefer olacak. 12 çarpı K, 8 çarpı 22 eksi K'dan toplam deponun hacmine eşit olacağı için deponun hacmini eşitleyip oradan K'yı bulduk. Demek ki A kovasını 16 sefer kullanmış diyoruz arkadaşlar. Gelelim buraya. Bir baba yaşları farklı 3 çocuğuna 7200 metrekarelik araziyi paylaştırıyor. Daha sonra hak geçmemesi için en büyük çocuğuna verdiği arazinin 1 bölü 3 ile ortanca çocuğuna verdiği arazinin 1 bölü 4'ünü en küçük çocuğuna vererek 3 çocuğuna da eşit büyüklükte arazi paylaştırmış oluyor. En küçük çocuğun başlangıçta aldığı arazinin büyüklüğü kaç metrekaredir? Şöyle diyelim mi arkadaşlar? En büyük çocuk, ortanca çocuk ve küçük çocuk. Diyor ki en büyük çocuğuna verdiği arazinin 1 bölü 3'ünü küçük çocuğa veriyor. O zaman en büyük çocuğa başlangıçta 3x vermiş olsun. 1 bölü 3'ünü verecekse şöyle 3 arkadaşlar bunlar x'ini küçük çocuğa veriyor demektir. Devam edelim ve burada ne kalacak o zaman? 3x eksi x'ten 2x kaldı. Ortanca çocuğuna verdiği arazinin 1 bölü 4'ünü küçük çocuğa veriyor. O zaman buna da diyelim ki arkadaşlar 4K olsun. 1 bölü 4'ünü vereceği için 1 bölü 4 şöyle yazalım. Ne kadar verecek? K kadarını. K kadarını küçük çocuğa verdi ve kendisinde 4K eksi K'dan 3K kadar arazi kaldı. Devam edelim. Ve bunun başlangıçta bir miktarı var. 3 çocuğuna da eşit büyüklükte arazi paylaştırmış oluyor. Şimdi arkadaşlarım, 7200 metrekarelik araziyi 3'e bölelim. 2400 olur. Paylaştırdıktan sonra bu 2400'e eşitmiş burası.
Buna da başlangıçta A kadar olmuş olsun. Toplamda bu kadar olacak ve 2400'e eşit olacak. Bakın 2x eşittir 2400'den. X'i 1200 buluruz. 3K eşittir 2400'den. K'yı 800 buluruz. Şimdi buraya yazıyorum. X'imiz 1200, K'mız 800. 2000 artı A eşittir 2400'den A'yı 400 buluruz. Demek ki küçük çocuğun başlangıçtaki arazisi 400'müş. Evet. Yanıma da yazdım ki cevaplarını hata yapmayayım diye. 26. sorumuza bakalım. Yukarıda ön yüzü mavi, arka yüzü yeşil renkli ve birimi santimetre olan bir cetvel gösterilmiştir. Ön yüzü bu, arkası da yeşilmiş. Bu cetvelin her iki ucunda da ikişer santim mesafe bulunmaktadır. Bakın burası 2, burası 2'ymiş. Cetvel kırılmadan üst üste gelecek şekilde ikiye katlandığında aşağıdaki gibi görünüyor. Cetvel hangi sayının yazılı olduğu noktadan katlanmıştır? Bak burası nedir? 0 var, şu yanında 21 var. Demek ki 20'ye gelmiş değil mi arkadaşlar? Ama şurada 2 santim var. Ona dikkat edelim. Mesela K noktasından katlanmış olsun bu. Bu taraf neyi verir arkadaşlar? Bakın şuradan şurası K'yı verecek. 2 de burada var. K artı 2'yi verir. Demek ki bak bu katlamayı açıyorum şöyle. Buradaki mesafe bize K artı 2'yi verecek. Burası K noktasıysa, yani şu noktaya biz K dedik. Burada 20 ise buradaki mesafe neyi verecek? 20 eksi K'yı verecek. Burada katlama sonucu aslında şurasıyla, yani burayla şu kısım eşittir arkadaşlar. Üst üste geldiği için uzunlukları eşittir. O yüzden diyeceğiz ki K artı 2 eşittir 20 eksi K. 2K eşittir 18. K'mız 9. Hangi sayının yazılı olduğu noktadan katlanmıştır? Biz ona K noktası demiştik. K'mız 9'dur gençler. Kontrol ediyoruz. Evet. Ve 27. sorumuzdayız. Deniz iş dönüşü eve giderken mahallesinde yaşayan her bir çocuğa üçer çikolata verecek şekilde belirli sayıda çikolata almıştır. Ancak o gün çocukların 1 bölü 6'sı Deniz'in iş dönüşü esnasında mahallede değildir. 1 bölü 6'sı demiş ya. Gelin biz şöyle diyelim buna. Çocuk sayısı 6x olsun. Eğer üçer çikolata dağıtacaksa çikolata 6x çarpı 3'ten 18x'i verecektir bize. 18x tane çikolata varmış. Her çocuğa 3 çikolata verecekse 6x çocuğa kaç çikolata verir? 18x. Elinde 18x tane çikolata varmış. Ancak o gün çocukların 1 bölü 6'sı Deniz'in iş dönüşü esnasında mahallede değildir. Yani 1 bölü 6'sı dediğine göre x kadarı yok. X kadarı yoksa mahallede kaç çocuk vardır? 6x'ten x çıkartıyoruz. 5x. Bu mahalledeki çocuk sayısını verir. Deniz aldığı çikolataların tamamını 9 çocuğun her birine 5'er çikolata. O zaman kaç çikolata dağıtmış olur? 5 çarpı 9. Bir çocuğa 5 çikolataysa 9 çocuğa 5 çarpı 9 çikolata verir. Kalan çocukların her birine 3'er çikolata verecek şekilde. Çocuk sayımız 5x'ti. Kalan çocuk sayısı. Buradan 9 çocuğu çıkartalım arkadaşlar. Çünkü 9 tanesine 5'er tane çikolata vermiş. Geriye kalan çocuk sayısı da bu olacaktır ve buna da 3'er tane çikolata vermiş. Çikolata verdiği çocuk sayısı nedir? Çikolata verdiği diyor, yani bize 5x'i soruyor arkadaşlar. Şimdi ne yaptık? 9 çocuğa verdiği çikolatayı bulduk. Sonra 5x-9 kadar çocuğa verdiği çikolatayı bulduk. Bu kadar çikolata bize 18x'i verecek. Çünkü diyor ki bütün çikolataları dağıtmış. Çikolataların tamamını diyor. Şimdi arkadaşlarım 45 artı 15x eksi 27 eşittir 18x. 45'ten 27 çıkardığımızda kaç geliyor? 18. 15'i de buraya al. 3x. X'imiz 6. Çikolata verdiği çocuk sayısı 5 çarpı 6'dan 30 olacaktır. Evet. 28. sorumuza bakalım. Tam ÖSYM tadında güzel bir soru arkadaşlar.
İçi su dolu bir kap sağ tarafındaki ölçek çizgileriyle eşit hacimli dört bölmeye ayrıldığında birinci durumdaki gibi görünüyor. Birinci durumda kap tamamen su ile dolu ve 1, 2, 3, 4 parçaya ayrılmış. Kaptan bir miktar su döküldüğünde ikinci durumdaki gibi görünüyor. Bakın şu kadar dökülmüş arkadaşlar bu şekilde görünüyor. İkinci durumda kap içerisindeki su sol tarafından çizilen ölçek çizgileriyle eşit hacimli 4 bölmeye ayrılıyor. Bu da 4 bölmeye ayrılmış arkadaşlar. Ve kaptan bir miktar daha su döküldüğünde kap üçüncü durumdaki gibi görünüyor. Son durumda kapta kalan su miktarı dökülen toplam su miktarından 4 litre fazla olduğuna göre kapta birinci durumda kaç litre su vardır? Şimdi sırasıyla gidelim. Arkadaşlarım, başlangıçta şimdi burada da 4 parça var. İsterseniz şuraya bakın. 1, 2, 3, 4. Şurada da 3 parça var, değil mi? Bunu ne yapalım? 4'lü 3'ün katı olacak şekilde ayarlayabiliriz ama belki hata yapabilirim. O yüzden şöyle gitmek istiyorum. Arkadaşlarım buralara x demek istiyorum. X, x. O zaman ne kadarı dökülmüş olur? X kadarı dökülmüş olur. Burası x, x, x. Yani bizim istediğimiz alan burada 3x. Şuradaki küçük parçalara da y dersek 4y'dir. Bakın diyoruz ki 4y eşittir 3x. O zaman y'ye diyelim ki 3k, x'e de 4k diyelim. Şimdi ona göre çözüm yapalım. Yeniden yazmak istiyorum. X dediğimiz ifade 4k. Buralara 4k yazacağım arkadaşlarım. 4k, 4k, 4k. Y dediğimiz ise 3k. Oralara da 3k yazalım. 3k, 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 3k. X kadar döküldüğüne göre x'imiz neydi? 4k. Tamam. Şimdi devam ediyorum. Burada dökülen su miktarı, dökülen miktar 4K'dır. Şimdi gençler ne olmuş? Bakın çizgi buradayken buraya gelmiş. Yani 3K kadar daha dökülmüş. Toplam dökülen 7K oldu ve şuraya bakmanızı istiyorum. Burada 1, 2, 3 bölme var. 3 kere 3, 9K kadar su kalmış. Kalan su 9K olmuş. Şimdi ne diyor? Son durumda kapta kalan su miktarı yani 9K toplam dökülen toplam su miktarından 4 litre fazla ise dökülen de 7K. Dökülenden 4 litre fazlaymış. 2K eşittir 4. K'mız 2'dir. Kapta birinci durumda kaç litre su vardır? Arkadaşlarım bakın şuraya da 4K dersem 4 kere 4 16K'yı verir. 16K 16 çarpı 2'den cevap 32'dir. Bence çok çok güzel bir soruydu. Şurayı yapabildikten sonra gerisi gelir zaten arkadaşlar. Dikdörtgenler prizması şeklindeki bir evin dikdörtgensel yüzeylere sahip odalarının taban ayrıtlarının metre cinsinden değerleri yukarıdaki gibi gösterilmiştir. Mesela mutfak 4-4, salon 6-4 şeklinde verilmiş. Ahmet Usta ve Mehmet Usta sırasıyla mutfak ve salondan başlayarak. Ahmet Usta mutfaktan, Mehmet Usta da salondan başlamış. Oda tabanlarından fayans döşüyorlar. 2 saat sonra Ahmet Usta mutfak tabanını, Mehmet Usta ise salon tabanının tamamını fayansla döşüyor. Sonrasında Ahmet Usta banyodan, Mehmet Usta ise oturma odasından fayans döşemeye başladıktan sonra kesintisiz bir biçimde devam ederek holdeki fayansları birlikte döşüyorlar. Ahmet Usta holdeki fayansların kaçta kaçını döşemiştir? Şimdi arkadaşlar başlayalım. Ahmet Usta mutfağı 2 saatte bitirmiş. Mehmet Usta da salonu 2 saatte bitirmiş. Şimdi mutfağa baktığımda 4 kere 4 16 metrekare. Ahmet Usta için yazalım. 2 saatte 16 metrekarelik alana fayans döşüyorsa 16 bölü 2'den 1 saatte 8 metrekare dik fayans döşer. Mehmet Usta'ya bakalım. Mehmet Usta'ya. 6 kere 4 24. 2 saatte 24 metrekare döşüyorsa 24 bölü 2'den 1 saatte 12 metrekare fayans döşüyormuş. Daha sonra da Ahmet Usta banyodan
Mehmet Usta oturma odasından başlıyormuş ve hiç durmadan holü bitiriyorlarmış arkadaşlar. Şimdi normalde 1 saatte Ahmet 8 metrekarelik alanı döşüyor. 1 saatte de Mehmet 12 metrekarelik alana döşüyorsa 1 saatte toplam kaç metrekarelik alan döşenir? 20 metrekare. Şimdi arkadaşlarım şuraya bakar mısınız? Buranın tamamı nedir? Şurası 5 artı 5'ten 10 olur. 6 çarpı 10'dan 60 metrekaredir. Şimdi şöyle yazalım. 1 saatte 20 metrekarelik alanı ikisi birlikte döşüyor. 60 metrekarelik alanı kaç saatte döşer? 3 katı 3 katı olacak. 3 saatte döşüyormuş arkadaşlar. Demek ki Ahmet Usta da 3 saat çalışıyor. Mehmet Usta da 3 saat çalışıyor. Fakat Ahmet Usta, şöyle devam edelim. Banyoda kaç metrekare burası? 6 çarpı 2'den 12 metrekare. Tamam. Şöyle düşünelim. 1 saatte 8 metrekare alan döşüyorsa Ahmet Usta, 3 saatte ne kadar döşer? 3 çarpı 8'den 24 metrekare fayans döşer. Burada 12 metrekaresine döşedi. 24 olabilmesi için demek ki Ahmet Usta holde de 12 metrekare döşemiş arkadaşlar. Bize diyor ki Ahmet Usta holdeki fayansların kaçta kaçını döşemiştir? Ahmet Usta holün 12 metrekaresini döşemiş. Peki bu hol kaç metrekare? 6 çarpı 3'ten 18 metrekare. Şöyle diyeceğiz. Tamamı 18, 12'sini döşemiş. Kaçta kaçı diyor ya. Tamamına göre oranlıyoruz. Diyoruz ki usta holdeki fayansların kaçta kaçını döşemiştir? Tamamının ne kadarı oluyor bu? O yüzden 6'ya böldük 2, 6'ya böldük 3. Holün 3'te 2'sini döşemiştir arkadaşlar. Çok güzel bir soruydu bence. Şimdi buraya bakalım. Aşağıdaki şekilde bir evin birbirine dik kesen doğu, batı, kuzey ve güney cephe duvarlarının içerisinde bulunan Ahmet, Berna, Cemil ve Dilek isimli 4 kişinin konumları 4 nokta ile gösterilmiştir. 4 tane nokta var. Bu evdeki kişilerden güney cephe duvarına en yakın olan kişi Berna. Güney duvarına en yakın olan kişi budur. Ona Berna diyeceğiz. En uzak olan kişi de Dilek. Buraya da Dilek diyelim. Cemil, batı cephe duvarına Berna'dan daha yakın olduğuna göre. Bakın Berna burada arkadaşlar. Batı cephemizde burası. Demek ki daha yakınsa Cemil de burada olacak. Diğeri kimdi? Dilek. Berna dedik. Cemil dedik. Ahmet'i demedik. Ahmet. Demek ki diğer noktamız da Ahmet'miş. Cemil batı cephe duvarına Berna'dan daha yakın olduğuna göre bu kişilerin doğu cephe duvarına en yakın olan kişiden en uzak olan kişiye doğru sıralaması nedir? Doğu cepheye en yakın olan A, daha sonra D, daha sonra B, daha sonra C. Yani Ahmet, Dilek, Berna ve Cemil. Bu şekilde sıraladık arkadaşlar. Soruda bir şey yokmuş. Bir sınıfta bulunan Ali ile Ayşe arasında aşağıdaki diyalog geçiyor. Ali sınıftaki kız arkadaşlarının sayısının erkek arkadaşlarının sayısına oranı 5 bölü 3'tür. Ayşe sınıftaki erkek arkadaşlarının sayısının kız arkadaşlarının sayısına oranı 2 bölü 3'tür. Bu sınıftaki toplam öğrenci sayısı nedir? Şöyle diyelim mi arkadaşlar? Kız sayısı, erkek sayısı. Şimdi Ali için konuşalım. Diyor ki Ali, sınıftaki kız arkadaşlarımız sayısının erkek arkadaşlarımız sayısına oranı 5 bölü 3 diyorsa demek ki kız burada 5x, erkek 3x'miş. Bak 5x bölü 3x'ten 5 bölü 3'ü verdi. Ama erkek sayısı nedir? Bu Ali'nin erkek arkadaşları sayısıdır. Toplam erkek sayısı ise Ali'yi de katacağım için 3x artı 1 olacaktır. Şimdi Ayşe'ye bakalım. Ayşe sınıftaki erkek arkadaşlarımın sayısının kız arkadaşlarının sayısının oranı 2 bölü 3'tür diyor. Ayşe'yi buraya aldım. Ayşe buradaysa geriye kaç tane kız kalacak? 5x eksi 1. Şimdi bunu konuşalım. Diyor ki erkek arkadaşlarım sayısının diyor 3x artı 1. Kız arkadaşlarım sayısının oranı 5x eksi 1 2 bölü 3'tür diyor. Sınıf mevcudunu soruyor. Yani arkadaşlarım 5x artı 3x artı 1'den 8x artı 1 nedir diyor. İşler dışlar yapalım. 9x artı 3, 10x eksi 2,
5 eşittir x olur. X yerine 5 yazdığımızda 5 kere 8 40. 41 cevabımızdır arkadaşlar. Evet, doğrudur. Şimdi buna bakalım. Tek sırada ve birbirine bitişik 7 apartmanın bulunduğu bir mahallede her bir apartmanda en fazla 16 kişi oturmaktadır. Bu mahallede ardışık olan her iki apartmanda toplam oturan kişi sayısının 25 olduğu biliniyor. Bu apartmanlardaki toplam oturan sayısı en fazla kaçtır? 7 tane apartman varmış ve bitişikmiş arkadaşlar. O zaman şöyle yapalım mı? Bak, birinci apartman, ikinci apartman, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci. Yazmamıza gerek yoktu ama yazalım. Şimdi gençler, diyor ki her bir apartmanda en fazla 16 kişi oluyormuş. Ve ardışık olan her iki apartmanda toplam oturan kişi sayısı 25'miş. O zaman şu ikisini topladığımda 25. Bu ikisini topladığımda 25. Bu ikisini topladığımda bize 25 verir. Peki buraya ne yazabilirim? Bana toplam oturan en fazla kaçtır diyor ya. En fazla 16 kişi olduğuna göre buraya 16 diyebilirim. Bitti. O zaman 25 artı 25 artı 25 artı 16'dan 75 artı 16 bize 91'i verir. En fazla 91 kişi olacakmış arkadaşlar. Doğrudur. Ha tabii, bunu başka yoldan da çözebiliriz. Hani buna k deyip burası toplam 25 olacak ya, 25 eksi k diyebiliriz. Sonra yine k olur. Toplamı 25'i verecek arkadaşlar. Toplamı 25'i vermesi için 25 eksi k deriz. Şu ikisinin 25 olması için k deriz. İşte şu ikisinin toplamı 25 olması için 25 eksi k deriz. Yani bak, topladığında 25, 25, 25'i veriyor. Yani ya böyle yapmışsın, ya böyle yapmışsın, hiç fark etmez. Sadece şurası önemli. En fazla 16 kişi oturacaksa burada 16 kişi olacak. Toplamda 91'i verecek en fazla. Evet, gelelim bu sorumuza. Aralarında uzaklık 50 santim olan birbirine paralel iki ahşap. Evet, iki tane ahşap, 1, 2, aralarında 50 santim var. İki ahşap levha gri renkli civatalarda takılmış üç farklı somun ile çevrilip sıkıştırılarak birbirine yaklaştırılacaktır. Sarı, kırmızı, mavi renkli somunların her biri bir tam tur çevrildiğinde sırasıyla aşağı doğru 6, 8, 10 santim inerek levhaları yine birbirine paralel olacak şekilde yaklaştırıyor. Örneğin tüm somunlar bir tam tur çevrildiğinde düzenek aşağıdaki gibi oluyor. Bakalım arkadaşlar, bir tam tur dönünce bu 10 santim aşağı inecek. En fazla o ineceği için bakın burada 10 santim indi. Bu 8, 10 olması için 2 santim boşluk var. 6, 10 olması için 4 santim boşluk var. 10 santim aşağı indiği için 50 eksi 10'dan 40 olmuş. Evet, şekli anladık. Devam edelim. Buna göre sarı, kırmızı, mavi renkli somunlar sırasıyla 5 bölü 3, 3 bölü 2, 1 bölü 2 tur çevrildiğinde düzenek aşağıdakilerden hangisi gibi görünür? Herhalde başlangıçtaki ifade için söylüyor. Arkadaşlar, şuraya 6 diyelim ve kesirli ifadeleri yeniden yazalım. 5 bölü 3 diyor. 6 çarpı 5 bölü 3 nedir? 10. Demek ki bu 10 olacakmış. Diğeri 3 bölü 2 diyor. 8 çarpı 3 bölü 2'den 12. Bu 12 olacakmış. Diğeri de 1 bölü 2 tur diyor. 10 çarpı 1 bölü 2'den 5 santim olacakmış. Karıştırmamak için şu ifadeleri silelim. Evet arkadaşlar, en fazla hangisi? 12. O zaman şöyle geldi diyelim. Böyle geldi. 12 burada. Bak, bu 5 iniyordu. 12 olması için arada 7 olacak. 10 iniyordu. 12 olması için arada 2 olacak. Şimdi 12 indiğine göre 50 eksi 12'den 38 olacak. Şimdi biz bunları arayacağız. 38'i veren bir tane varmış. Zaten şurada 2 bulduk. Bu tamdı. Şurada da 7 bulmuştuk. Cevabımız Bursa. En çok ilerleyene göre belirliyoruz buradaki ahşabın yerini arkadaşlar. Çok güzeldi soru. Şimdi gelelim 35. sorumuza. Bir yolcu taşıma firması
Yolcunun gideceği yola göre yolun ilk 10 kilometresi için aldığı sabit ücret ile 10. kilometreden sonraki her bir kilometre için alacağı ücret aşağıdaki tabloda verilmiştir. Mesela minibüse bakalım. Minibüs için ilk 10 kilometrede sabit ücret 6 TL'ymiş. Sonraki her kilometre için bakın kilometre kuruş diyor. Kilometre başına 50 kuruşmuş. Otobüs de buna benzer. A ile B şehirleri arası uzaklık 30 kilometre. A ile C şehirleri arası uzaklık 50 kilometre. B ile C şehirleri arası uzaklık 20 kilometredir. A şehrinde bulunan Mustafa bu firma ile ilk olarak C şehrine, oradan da B şehrine geçtikten sonra A şehrine geri dönüyor. Buna göre Mustafa'nın vereceği yol ücreti en az kaç TL'dir demiş arkadaşlar. Şimdi nasıl hesaplayacağız? Şöyle. Arkadaşlarım Mustafa'nın istikameti neymiş? A şehrinden C şehrine, C şehrinden B şehrine, oradan da A'ya gidecekmiş. A ile C arası soruda 50 olarak verilmiş. B ile C arası 20 kilometre, B ile A arası da 30 kilometreymiş. Bana ödeyeceği miktarın en az değeri soruluyor. Şimdi arkadaşlar, bu kişi minibüsü tercih ediyorsa A şehrinden C şehrine. Şimdi soruda aslında bazı bilgileri biraz daha açıklasalar iyi olurdu. Ben soruyu şöyle anlıyorum. A'dan C'ye gitti. Daha sonra C'den B'ye gitti. Yani C'de durdu, konakladı ya da indi şeklinde düşünün. Sonra C'den B'ye, orada da yine indi. Sonra B'den A'ya. Bu şekilde anlayarak çözüyorum. Biraz daha açıklasalardı iyi olurdu. Biraz daha açıklasalardı evet iyi olurdu bence. Şimdi gelelim minibüsü tercih ettiyse ne olacak? A'dan C'ye arkadaşlarım. A'dan C'ye 50 kilometre var. İlk 10 kilometresinde 6 TL ödeyecek. Sonra 10 kilometre gitti. 50 eksi 10'dan 40 kilometre kaldı. 40 çarpı bu 50 kuruş 0,5 TL'dir. 100'e böldüğümde bu da 0,25 TL'dir. Bunu 0,5 ile çarpıyorum. Çünkü minibüsü tercih ettik şu an. Buradan 26 gelecek. Şimdi devam ediyorum. C'den B'ye. C'den B'ye ise 20 kilometre var. Yine minibüsü tercih ettiğini düşünelim. Buradan 6 sabit ücret olacak. 10 kilometre gitti. Kalan 10 kilometreyi de kilometre başı 0,5 TL ödeyerek gidecek. Buradan 11 TL oldu. Şimdi devam ediyorum arkadaşlarım. B'den A'ya olduğunda durum nedir? İlk 10 kilometrede 6 TL ödedi. B'den A'ya da 30 kilometre varmış. 10 kilometre gitti. Geriye 30 eksi 10'dan 20 kilometre kaldı. 20 çarpı 0,5'ten 16 oldu. Bu şekilde giderse 12, 13, 3, 4, 53 TL para ödeyecek. Şimdi gelelim otobüsü seçtiğinde. Evet, otobüsü seçerse ne olur? A'dan C'ye sabit ücret 12 TL'dir. Şimdi A'dan C'ye 50 kilometre gitmişti. Şimdi 10 kilometre buradan gitti, 12 TL oldu. 50 eksi 10'dan 40 kilometre kaldı. 40 kilometreye karşılık da 0,25 TL ödeyecek. Burası 10'dur. 10 artı 12'den 22 TL ödeyecektir. Şimdi C'den B'ye bakalım. İlk 10 kilometresinde 12 TL olan sabit ücreti ödüyor. 20 kilometreydi. 10 kilometre gitti. Geriye 10 kilometre kaldı. 10 çarpı 0, 25. Buradan ne geliyor arkadaşlar? 2,5, 14,5 geliyor. Şimdi gelelim B'den A'ya. B'den A'ya ise arkadaşlarım, evet ben şurada farklı düşündüm, onu düzelteceğim. Şurayı silelim. B'den A'ya ise 30 kilometre gitmiş. 30 kilometrede ilk 10 kilometresinde 12 TL ödüyor. 10 kilometre gitti. 30 eksi 10'dan 20 kilometre kaldı. 20 çarpı 0,25 buradan da 17 geliyor. Şimdi arkadaşlarım bakalım. A'dan C'ye de 26 mı küçük, 22 mi küçük? 22 değil mi? Demek ki A'dan C'ye otobüsü tercih etmiş. C'den B'ye 11, C'den B'ye 14,5, en az olanı tercih etti, minibüsü tercih etti. B'den A'ya 16, B'den A'ya 17, en az olan 16 bunu tercih etti. En az olanları aldım. O zaman 22 artı 11 artı 16'dan
Kaç geliyor? 3, 9, 49 geliyor arkadaşlar. Demek ki bu adam 49 TL ödeyecekmiş. Evet. Ne yaptım? Ayrı ayrı buldum. Sonra en az olanları hesapladım. A'dan C'ye olan 22'de en az. C'den B'ye olan 11. B'den A'ya olan 16'dır. Şimdi bu soruya bakalım. Yukarıda konumları verilen zarın bir yüzünde 2 vardır. İki yüzünün karşı yüzü aşağıdakilerden hangisidir? Kolay bir soru. Gözümüzde canlandırmaya çalışalım. Arkadaşlarım bakın. 6'nın komşusu 4, aynı zamanda 1. 6'nın komşusu. Şimdi bakıyorum. 4 ile 1 yan yana. 6 hem 4'ün hem de 1'in komşusu değil mi? Yukarıda 5 olduğuna göre aşağıda ne olmalıdır arkadaşlarım? 6. Yani 5'in karşısında 6 var. Ben bunu şöyle tamamlarsam 6'nın karşısında 5 olur. Bakın 6 ile 4'ün komşusu da 1'di. 1 de aşağıda. Yukarıda olamaz. Yukarıda 3 var. O zaman 4'ün karşısına da 2 kaldı. Bitti. Cevabımız C'dir. Evet, 37. sorumuza bakalım. Şekilde verilen aynı boyutlarda sarı, kırmızı, mavi renkli dikdörtgenler sırasıyla 3, 4, 12 eş dikdörtgensel parçalara bölünüyor. Bakın aynı boyutlarda olduğunu söylüyor. Bu 12 parçaymış, 4 parçaymış, 3 parçaymış. Bu dikdörtgensel parçalardan bazıları üst üste gelmeyecek şekilde bir araya getirilerek çekirdeki dikdörtgenler ile aynı boyutta bir dikdörtgen oluşturuluyor. Oluşturulan dikdörtgenin görünümü hangileri olabilir demiş. Arkadaşlarım ben buradaki bir küçük parçaya K dersem buradaki kenar 12K olacaktır. Bu da 3 eşit parçaya bölündüğü için 12K'yı 3'e böldüğümüzde bir parçası 4K olacaktır. 4 eşit parça olduğu için 12'yi 4'e bölüyorum, 3K olacaktır. Şimdi kırmızımız 3K, sarımız 4K, diğerleri de K. Şimdi 1, 2, 3, 4, 5, 5K oldu. 4 daha 9K, 3 daha 12K. Demek ki 1 olabilirmiş. Çünkü dikdörtgenin bir kenarı 12K'ydı. Bu da 12K oldu. Şimdi bakın 1, 2, 3K. Kırmızının bir tanesi 3K'ydı. 2 tane kırmızı var, 6K. Sarı bir tanesi 4K'ydı. 4 ile topladığımda 9 artı, pardon, 10 artı 3'ten 13K oldu. Halbuki dikdörtgenimizin kenarı 12K'ydı. Bu olamaz. Gelelim buraya. Bakın burada K var. Sarı 4K, 4K'dır. Kırmızı da 3K'dır. 5, 8, 4 daha 12'dir. 12K'yı verdi. Üçüncüsü de olabilir. Yani dikdörtgenin şuradaki kenarını vermesi gerekiyor. Cevabımız 1 ve 3'tür arkadaşlar. Geldik güzel sorulardan bir tanesine daha. Aşağıdaki legolar eş karelerden oluşmaktadır. Bu parçalar arasında boşluk kalmayacak ve parçalar üst üste gelmeyecek şekilde bir araya getirilerek desenler elde ediliyor. Bu desenlerle oluşturulan parçalar sağa veya sola 90 derece, 180 derece döndürülebilmektedir. Ayrıca bu parçalar yatay, dikey olarak da çevrilebilir. Yani arkadaşlarım bu ucu aşağıda olabilir demeye çalışıyor. Yani bu şekil böyleyse aynı zamanda böyle de olabilir diyor. Yandaki desen oluşturulurken hangi Lego daha fazla kullanılmıştır? Şimdi şekli iyi anlamaya çalışalım arkadaşlar. Mesela şuraya bakar mısınız? İki çapraz sarının yanında mavi ve pembe var. Ben burada iki tane çapraz sarı arıyorum. Bak şimdi iki tane çapraz sarım var. Mavi, pembe. Demek ki burada şunu bir silelim. Ne var arkadaşlarım? Bir tane kare kullanılmış. Aynı zamanda bakın iki sarı arasında bir tane pembe, bir tane mavi var. Yine kullanılmış. Şuraya bakar mısınız? Sarı, mavi, pembe, sarı. Sarı, mavi, pembe, sarı. Bir tane de bundan kullanılmış. Yani benim şu anda dikkatimi çeken şu iki sarı oldu. Belki senin dikkatini başka bir şey çekebilir. Peki bundan sonra ne var? Bak burada sarı ile pembeler hep yan yana. Gördün mü? Sarı ile pembe olanlara bakacağım artık tekli olanlardan. Şunu siliyorum. Burada sarı ile pembe var. Yanında iki tane mavi var. Bana şunu gösteriyor arkadaşlar. Bakın ben bunu şöyle düşünürsem. Evet. Böyle oldu. Bakın hatta bu ifadeyi devam ettiriyorum. Böyle oldu. Hatta başka renkle çizelim. Bu biraz senin
Görmene bağlı bir soru. İlk olarak şu dikkatimi çekti, oradan yola çıktım. Sonra dikkat edersen, bak yine aynı şekilde geldi ve aynı şekilde geldi. Ne oldu? Şu Lego'dan 4 tane, bundan 2 tane, bundan da 1 tane kullanmış oldu. Hangi Lego daha fazla kullanılmıştır? İşte buradaki Lego. Güzel soru. Yani bunu görebilmek çok önemli arkadaşlar. O yüzden şuradaki şekli acaba hangisini seçersem daha çabuk elde ederim diye düşünebilirsin. Benim gözüme bu çarptı. Bundan yola çıkarak ilerledim. Yukarıda düzgün çalışan mavi renkli dijital ile ters çalışan kırmızı renkli dijital saat gösterilmiştir. Yani diyor ki arkadaşlar, bu ileriye doğru gidiyor, bu da geriye doğru gidiyor. Mavi renkli saat 16'da ve kırmızı renkli saat 20'de iken aynı anda çalışmaya başlıyorlar. Örneğin başlangıçtan 2 saat sonra saatler aşağıdaki gibi görünüyor. 2 saat sonra bakın 2 saat ileri gelmiş, 18 olmuş. Kırmızı saat ise 2 saat geri gelmiş. Bu 2 saatin gösterdiği saatler arasında 6 saat fark olduğu bir anda. Mavi renkli saat aşağıdakilerden hangisini gösteremez? Şimdi arkadaşlar saatimizi çiziyoruz. Bu 2 saatte 6'da şu anda mavi saat mavi olsun, kırmızı da kırmızı saati göstersin. Arada 6 saat olmasını istiyoruz. Mavi saat ileri doğru gidiyor. Arkadaşlarım mavi saat 3 saat ileri gittiğinde ve kırmızı saat 3 saat geri geldiğinde bir de şöyle yapalım. Ne olacak? Aradaki saat 6 fark olacak. 6 saat fark olacak. Şimdi böyle olduğunda mavi renkli saat kaçı gösterir? 3 saat sonrasından, pardon, şuna göre söylüyorum. 3 saat sonrasından bahsediyoruz. 21'i gösterdi. Daha sonra ne olacak? Bu mavi saat buraya gelecek arkadaşlarım. Bu kırmızı saat buraya geldiğinde de yine aralarında 6 fark olacak. Bu kez saat 21'den sonraki 6 saatten bahsediyorum. 3'ü gösterecek. Daha sonra yine buraya gelecek. 3'e 6 eklediğimde 9 olacak. 6'ya 9'a 6 eklediğimde 15 olacak. Fakat 6 olamayacak. Böyle kolaylıkla çözdük arkadaşlar. Yandaki sarı ve yeşil birim karelerden oluşan tablonun başlangıçta şekilde gösterilen sarı birim karede bulunan bir fare, her adımda o an bulunduğu birim karenin renginden farklı bir birim kareye. Ne diyor? Bulunduğu birim karenin renginden farklı bir birim kareye oklarla gösterildiği gibi ya hemen solundaki, ya hemen sağındaki ya da hemen üstündeki birim kareye hareket edebilecektir. Tamam. Bulunduğu renkten farklı rengi. Buna göre A, B, C, D, E birim karelerden hangisine gidebilir? Şimdi faremiz sarıda arkadaşlar. Dolayısıyla yukarıdan gidemez. Farklı renge gitmeliydi. Diyelim ki buradan gidecek. Buradan farklı renge gidebileceği için sadece sarıya gidebilir. Bakın yeşile gidemez. Sarıdan sadece yeşile gidebilir. Tamam. Yeşilden yeşile gidemeyeceğine göre yukarı doğru gidecek. Sarıdan sarıya gidemeyeceğine göre yeşile gidecek. Yeşilden sarıya gidebilir fakat burada kalır. Çünkü farklı renge gitmesi gerekiyordu. Sarıdan sarıya gidemez. Ne olacak arkadaşlar? Yeşilden sarıya girecek. Şimdi sarıdan yukarı gidemez. Çünkü sarıdan sarıya oluyor. Farklı renge gitmeliydi. O zaman sarıdan yeşile gelecek. Bakın yeşilden yeşile gelemez. Farklı renge gidecek. Sarı, sarıdan yeşile. C'ye gelmiş oldu. Şimdi bir de diğerini kontrol edelim. Bu tarafa geldi. Farklı renge gidebileceği için sarıya gelecek. Sarıdan yeşile, yeşilden bakın buraya gittiğini düşünürsek tekrar sarıya geliyor. Yani oradan gidemez. Buradan buraya da gidemez. Yeşilden yeşil oluyor. Olmaz. Gidebileceği tek bir yön var. Buradan da yeşile gidebilir. Yeşilden de bu tarafa gidemez zaten. Çünkü onun yanında ne var arkadaşlar? Bakın sarı, yeşil burada kaldı. O yüzden gidemez. Yeşil, sarı, yeşil oldu. Her ikisi de C'ye çıkmış oldu arkadaşlar. Farklı renk dediği için dikkatli bir şekilde ilerledik. Geldik değişik bir soruya. Bence ÖSYM'de böyle bir şey gelebilir arkadaşlar. Birim karelerden oluşan
5x5 boyutlarındaki yukarıdaki tabloya her biri birbirine yapışık dörder birim kareden oluşan aşağıda verilen 3 ayrı yapboz parçası üst üste gelmeyecek şekilde yerleştirilecektir. Üst üste gelmeyecekmiş. Bu yapboz parçaların her birinin bir birim karesi tablodaki bir birim kareyi kaplayacak şekilde yerleştirildikten sonra her bir satırdaki yapboz ile kaplanmış birim kare sayısı o satırın solunda bulunan bölmeye her bir sütundaki yapboz ile kaplanmış birim kare sayısı o sütunun üstünde bulunan bölmeye yazılacaktır. Yani diyor ki mesela bu sütunda bir yazıyorsa sadece bir tane boyalı. 3 yazıyorsa 3 tane boyalı var diyor. 5 yazıyorsa 5'i de boyalı diyor. Satıra bakalım. 2 yazıyorsa 2 tane boyalı var diyor. Ne kadar boyalıysa o yazılıymış. Yukarıdaki tabloya göre a artı b eksi c artı d nedir? Arkadaşlarım gözüme çarpan 0 oldu. 0 yazdığına göre burası boş. Bu sütun bomboş olacak. Şurada da 0 var. Bakın. Demek ki bu sütunda, bu satırda boş. Peki neler var başka? Şöyle gösterelim. Bak 4 yazdığına göre buradaki 4 tane dolu. Evet, 4 tane dolu. Şöyle boyayalım. Şurada da 4 yazılı. O zaman burayı da boyuyorum arkadaşlarım. Evet. Şimdi yerleştirme yapalım. Mesela 4 tane olduğuna göre bu yapboz parçası şöyle olabilir. Ya da bakın bunu gördünüz. Şöyle de olabilir. Böyle de olabilir. Şimdi hangisi olabiliyor onları deneyeceğim. İlk başta şunu yapmak istiyorum arkadaşlar. Bu böyle olduğunda o zaman şurada bunu da başka renkle gösterelim. Siyah yapalım. Bu da şöyle olmak zorunda. Evet, ne oldu? Satırda bir tane olmuş oldu. Evet. Burada 3 tane olacak. Peki arkadaşlarım o zaman buraya yapabileceğim sadece bir tek şu kaldı. Onu da yeşille gösterelim. Şimdi kontrol edelim. Şöyle yapalım. Şurayı da kırmızıya boyayalım. Şurayı da siyah boyayalım. Farklı olduğu görünsün. Evet. Şimdi arkadaşlarım bakar mısınız? Burada 4 tane oldu. Burada 1, 2, 3 tane oldu. Burada 1 tane oldu. Burada da 4 tane oldu. Her şey sağlandı. Şimdi A ne olabilirmiş o zaman? 1, 2, 3, 4. A'mız 4'müş. B ise 1, 2, 3. C 1, 2. D 1, 2, 3. 7, 3 daha 10. 2 çıkardığımda 9 olacaktır. İşimin sonucu 9'dur. Evet arkadaşlar ne yaptım? 7, 10. 10'dan 2 çıkarsa 8 olur. Evet. 8 düzeltelim. Ne yaptık gençler? Ya şekil böyle olabilir dedik ya da şunu şuraya çizeceğim arkadaşlar. Böyle olabilir dedik. Yaptığımız ilk çalışma doğru çıktı. Büyük ihtimal buradan gitmeye çalışsaydık çıkmayacaktı. Şimdi 42'ye bakalım. Yukarıdaki oyun standında üstte 6 tane kırmızı renkli ve altta 6 tane mavi renkli hedef tahtaları bulunmaktadır. Bu hedef tahtalarının atılan toplar ile devrilmesiyle oynanan oyunun kuralları aşağıdaki gibidir. Her isabetli atışta sadece bir hedef tahtası devrilmektedir. Devrilen hedef tahtasının rengi kırmızı ise 2, mavi ise 1 puandır. Kırmızı ise 2, mavi ise 1. Ardışık olarak yapılan her isabetli atışta devrilen hedef tahtasından alınan puan o zamana kadar ardışık olarak yapılan isabetli atış sayısı ile çarpılır. 8 atış sonunda oyun standı yukarıdaki gibi göründüğüne göre bu oyunda en az kaç puan alınmıştır? Arkadaşlar 6 tane kırmızı vardı. 3 tane kırmızı kalmış. Yani 3 tane kırmızı vurmuş. 6 mavi vardı. 3 mavi kalmış. 3 tane mavi vurmuş. 6 atışı isabetli. Toplam 8 atış attığına göre 2 atış boş olmuş. Bir de diyor ki bize ardışık atıldığında diyor kaçıncı sıradaysa onu diyor 2 ile çarpacaksın diyor. Yani ardışık ikinci vuruştaysa eğer peş peşe ikinci vurdu. İkinci de maviyi vurdu diyelim. Mavi 1 puan ikinci atışta vurduğu için çarp 2 diyoruz. Şimdi anlaşılacak arkadaşlar. Bu oyunda en az puanı soruyor bize.
O zaman mümkün olduğunca şöyle yapalım. İki tane de boşumuz var. Bak kırmızıya vurdum, maviyi vurdum ve boş oldu. Üç atış oldu. Kırmızıyı vurdum, maviyi vurdum, boş oldu. Kırmızı, mavi. Ne oldu arkadaşlarım? 2, 4, 6. 6 atış denk getirdi. 2 atış boş oldu. Ancak böyle olduğunda en az olabilir. Neden şöyle almadım? Kırmızı, mavi ya da şöyle diyelim. Kırmızı boş. Mavi, kırmızı boş. Bakın ben mümkün olduğunca maviyi önce alamam. Neden alamam? Maviyi önce alırsa maviden 1 puan geliyor. Sonra kırmızıdan 2 puan gelecek ama peş peşe attığı için, ikinci atışta vurduğu için 2 çarpı 2'den 4 olacak. Ve ben kırmızıyı maviden sonra vurmak istemiyorum. Eğer peş peşe atılacaksa maviyi kırmızıdan önce vurmalıyız. O yüzden ben önce kırmızıları yazdım. Şimdi ben burada devam etmek isteseydim şöyle devam edebilirdim. Kırmızı beyaz, kırmızı boş, beyaz nereden çıktı? Kırmızı mavi, evet kırmızı mavi, mavi boş şeklinde düşünseydim ne olurdu? Arkadaşlarım kırmızı 2 puan. Bu ikinci atışta olduğu için 2 çarpı 1'den 2, üçüncü atışta olduğu için 3 çarpı 1'den 3 olacak. Bana yine büyük puanı verecek. Büyük puanı vermemesi için iki boşumu ben iki atışı peş peşe atarak düşündüm. Bakın iki atış peş peşe attığımda araya iki tane boşumu yerleştirebildim. Yani mantık buydu sevgili arkadaşlar. Mümkün olduğunca puanı düşük tutmaya çalışıyorum. Şimdi kırmızı 2 puan, mavi 1 puan ama ikinci atışta vurulduğu için peş peşe 1 çarpı 2'den 2. Aynı şekilde buradan 2, buradan 2, 2, 2. 2, 4, 6, 8, 10, 12. 12 puanmış sevgili arkadaşlar. Evet. Geldik 43. sorumuza. Seyit, Ersen, Mehmet, Ömür ve İsmail isimli 5 arkadaştan 3'ü künefe, ikisi baklava sevmektedir. 3 tanesi künefe, ikisi baklava. Şimdi bakalım buna göre 1, 2, 3 ifadelerinden hangileri kesinlikle doğrudur? Seyit, Ersen, Mehmet, Ömür, İsmail. Şimdi arkadaşlarım, şurası künefe, burası da baklava olsun. Seyit, Ersen aynı tür tatlıyı seviyorlar. Diyelim ki bunlar künefe sevsin. Tamam mı? Diyor ki Mehmet ve İsmail farklı tür tatlılar sevmektedir. Örneğin Mehmet künefe sevdiğinde İsmail baklava sevecek ve Ömer kesinlikle baklavayı alacak. Ya da arkadaşlarım bu grafik şöyle olacak. Kopyalayalım. Şunları silelim. Yine yapalım. Durun. Seyit de Ersin künefe seviyor. Mehmet bu sefer baklava sevsin. O zaman İsmail künefe sevmek zorunda ama Ömer de baklava olmak zorunda. Evet bu ifade böyle çıktı. Bir şema daha çizelim arkadaşlar. Bu sefer de şunları silelim. Seyit ile Ersin'in baklava sevdiğini düşünelim. O zaman diğer üçünün künefe olması gerekir. Fakat Mehmet de İsmail farklı tür tatlı seviyor. Demek ki böyle bir şey olamaz çünkü ikisi de künefeye geldi. Elimizde iki tane grafik var. Buna göre yorumlayalım. Seyit künefe sevmektedir. Bakıyorum Seyit künefe seviyor. Evet, olabilecek tek ihtimal buydu. Doğrudur. Ömür baklava sevmektedir. Ömür burada baklava çıkmış, burada da baklava çıkmış. Kesinlikle doğrudur. İsmail baklava sevmektedir. İsmail burada baklava seviyor. Burada da künefe. Kesinlikle doğru değildir. 1 ve 2 cevabımızdır. Geldik buraya. Yukarıda 9 birim kareden oluşan ve içerisinde 3 tane şeker konulan bir düzenek gösterilmiştir. Şeker konulmayan birim kareleri ise kendilerini çevreleyen birim kareler içerisinde kaç tane şeker bulunduğu yazılmıştır. Örneğin şu ikiye bakalım arkadaşlar. İki çevreleyen kareler bunlar. Tamam mı? Kaç tane şeker var? 1, 2. O yüzden 2 olmuş. Şimdi şu 3'e bakalım. 3'ü çevreleyenler ise arkadaşlar
Üçü çevrilenleri de mavi ile yaptım. Bakın, bu mavi bölgede 1, 2, 3 tane şeker var. O yüzden 3 yazılı. Yukarıda verilen düzenekte birim kareleri yazılacak olan sayıları bulun. Mesela şuradaki kareye bakıyorum arkadaşlar. Bunu çevreleyen kareler mavi ile çizdim. Bunlardır. Kaç tane var? 2 tane şeker var. Umarım anlaşılmıştır arkadaşlar. Şu rengi değiştireyim mi? Evet. Şimdi şuraya bakalım. Bu kısma bakalım. Bu kısımda çevreleyen kareler hangileri? İşte bunlardır. O yüzden 1 olacaktır. Siliyorum arkadaşlarım. Geldik buradaki kareye ya da şöyle diyelim. Şuradaki kareye bakalım. Bunu çevreleyen kareler İşte bunlardır. Kaç tane şeker var sarıların içinde? 3 tane. O yüzden 3 yazıyorum. Umarım anlaşılmıştır arkadaşlar. Yine de tane tane gidelim. Mesela, evet mesela şuradan bahsediyorum. Bunu çevreleyen kareler burasıdır. Şeker var mı? Yok. O yüzden 0 olacak arkadaşlar. Geldik şuradaki kareye. Bu kareyi çevreleyen karelerimiz çevresindeki bütün kareleri boyuyorum. Sarının içinde kaç tane şeker var? 1, 2. İşte oldu. Artık anlaşıldı. Direkt yazacağım arkadaşlar. Şuradaki karedeyim. Şu sarı boyayı sileyim. Bu kareliği çevreleyen sadece şu şeker var. Dolayısıyla 1 olacaktır. Şunu da silelim. Tam olsun. Evet. Hızlı hızlı yazacağım. Burayı çevreleyen 2 tane vardır. Burayı çevreleyen 3 tane var. Burayı çevreleyen bir tane var. Burayı çevreleyen 2, 1. Buradayım artık 1. Diyor ki karelere yazılacak olan sayıların toplamı kaçtır? Şurayı topladığımda 3. Burayı topladığımda 6. 6. Satırları topluyorum 4. 10, 16, 19 olacaktır. Evet. Umarım anlaşılmıştır arkadaşlar. Boyayarak gösterdik. Geldik 45. sorumuza arkadaşlar. Bir yarışma programında yarışan Rukiye ve Sude'ye 10'ar tane soru soruluyor. Yarışma kurallarına göre bir soruyu doğru cevaplayan yarışmacı 40 puan kazanıyor ve diğer yarışmacının puanından 10 puan silinmesini sağlıyor. Yarışmacı soruyu yanlış cevaplarsa puanlarda bir değişiklik olmuyor. Yarışmacılardan ikisi de yarışmaya 0 puanla başlıyorlar. İlk sorunun kime sorulacağı rastgele seçiliyor ve iki yarışmacı da onar soruyu cevaplıyor. Rukiye yarışmayı 200 puanla bitirdiğine göre Sude'nin puanı hangileri olabilir? Sorudan ne anladık? Her yapılan doğru için 40 puan alınıyor. Mesela A kişisi 40 puan alıyorsa diğer kişiden A kişinin yaptığı doğru sayı kadar onar puan siliniyor. Mesela Rukiye 2 doğru cevap verdi diyelim. 80 puanı alıyor. Evet. Ama diğer Sude'den iki tane doğru yaptı ya 20 puan siliniyor. Olay bu. Yanlış olduğunda da herhangi bir değişiklik yok. Arkadaşlarım şimdi Rukiye diyorum. Sude diyorum. Şurası doğru sayısı olsun. Burası da aldıkları puan olsun. Rukiye'nin doğru sayısına K diyelim arkadaşlar. O zaman aldığı puan 40K olacaktır. Fakat Sude'nin puanından her yaptığı doğru sayısı için 10 puan silinecektir. Mesela 1 doğru yapsaydı 10 puan silinecekti. K doğru yaptığı için eksi yani 10K puan silinecek. O yüzden eksi 10K diyeceğim. Şimdi Sude'nin yaptığı doğru sayısı M olsun. O zaman puanı ne olacaktır? 40M. Fakat bu M kadar doğru yaptığı için Rukiye'nin puanından 10M silinecek. Bir soru için 10 puan siliniyorsa M soru için 10M puan silinecektir. Rukiye'nin puanı 200 vermiş. 40K eksi 10M eşittir 200. Her tarafı 10'a böldüğümde 4K eksi M 20 oldu arkadaşlar. Sude'nin puanı soruluyor. O yüzden hesaplayalım. Eksi 10K artı 40M. Ne yapabilirim? En basitinden M'yi yalnız bırakabilirim. 4K eksi 20 olur. M yerine 4K eksi 20 yazarsak 160K eksi 10K'dan 150K eksi 800 gelir. İşte Rukiye'nin puanı. Peki.
Bunun sonucu 50 olabilir mi? Arkadaşlarım 150K eşittir 850. Bakın 850 150'ye tam bölünmez. O yüzden olmadı. 100 olabilir mi? Şöyle yazalım. 100 olabilir mi? O zaman da 900 olur. 900'ü 150'ye böldüğümde 6 oldu. Tam bölündü. 100 olabilirmiş. 150 olabilir mi? Bu kez de buraya 150 yazacağım arkadaşlarım. Şöyle düzenleyelim. 150 yazdığımda 950 olacak. 900 tam bölünüyordu. 950 tam bölünür mü? Bölünmez. Bu da gitti. Sadece 2 olabilir miymiş? Evet gençler, bu da bizim son sorumuz. Bence gerçekten özellikle ikinci videoda, bu videoda güzel sorular var. ÖSYM tarzı çeker sorular var. Şimdi buna bakalım. Ayşe, Buse, Cemre, Derya, Elif, Feyza'nın oynadığı 4 basamaklı bir sayıyı tahmin etme oyunu ile ilgili aşağıdakiler bilinmektedir. Sayıyı doğru tahmin eden Feyza'dır. Ayşe, Buse, Cemre, Derya, Elif'in tahmin ettikleri sayılar sırasıyla şunlardır. Feyza'nın tahmin ettiği sayı ile diğerlerinin tahmin ettiği sayılar arasında 5, 4, 3, 2, 1 fark vardır. Feyza'nın tahmin ettiği sayı kaçtır? Şimdi ne yapalım? Rahatça anlayabilmek için burayı küçükten büyüğe doğru bir sıralayalım. 2457, 2458, 2462, 2463 ve 2464. Şimdi arkadaşlarım, bakıyorum. Burada 57, burada 58 var. Evet. Mesela şunlar ardışık olduğunu görüyorsunuz değil mi? Ardışık. Ya buna evet şöyle bir düşünelim, yanlış mı yazdım? 57, 58, 62, 63, 64. Evet, doğru yazmışım. Şöyle düşünelim arkadaşlar. Eğer sayı burada olamaz bir kere. Sayı şuradaysa, sayı buradaysa arkadaşlarım, öyle bir sayı olsun ki, bakın, bir fazlası, iki fazlası olsun. Şurada da 3 eksi 4 eksi 5 olmuş olsun. Bak ne yaptım? Buraya 2459 dedim. Şimdi bakın ne oldu? Arasında bir fark var. Arasında iki fark var. 59 ile 62 arasında 3 fark var. Ardışık gittiği için 4, 5 oldu. 2459 sayımızmış arkadaşlar. Ben ne yaptım? Önce burayı düşündüm. Dedim ki arasında sayı olamaz. Arasında sayı olabilecek bir burası var dedim. Ve düşündüm, sağladı. 62, 63, 64'ün arası da olamaz. Aralarında sayı olabilir mi? Bunlar ardışık. Demek ki bu arada bir sayı olmalıydı. 2458 ile 2462 arasında olmalıydı. 59, 60, 61'den hangisi diye baktım. 59'u verdim. 3, 4, 5 farkı verdi. Bu da 1, 2 farkı verdi. Sağladı. Demek ki sayımız 2459'muş. Tam kıvamında ya. Gerçekten ÖSYM sınavı, ÖSYM'nin kıvamında. ÖSYM bu tür soruları sever arkadaşlar. Evet, çözdük bütün sorularımızı. Diyeceklerimiz bu kadar. Bence zorlu sorular vardı bu testte. Güzelce çözdükten sonra bence epey yol kat edersiniz. Bu sorunun da yanlış olduğunu düşünüyorum. Şu sebepten dolayı buradaki şekillerde eksiklik var. Ben tam anlayamadım. Yanlış değilse bile ben burayı tam anlayamadım. Şekli benim istediğim gibi olsaydı soruyu çözebilirdik. Evet arkadaşlar, diyeceklerimiz bu kadar. Yarın oryantasyon testleriyle devam edeceğiz. Görüşürüz, hoşçakalın.